Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Biliyorum ışınlanma olayı çok hoşunuza gitti ama nasıl desem, hani ışınlanma olayını yapmak biraz sıkıntı oluyor çünkü montajı gerçekten beni yoruyor onun ve aynı zamanda beğenmeyenleri de. Oğlum, burası neresi lan? Gördüm. Ne oldu lan öyle? Neyse arkadaşlar, hadi videoya geçelim. Daha önceden iPhone'un parçalama makinesinde parçalanışını izlemiştik. Ve bugün de bana bir mail geldi. Mail tamamen şöyleydi. Sevgili Kürşat, daha önce iPhone'un parçalama makinesinde parçalanışını çekmiştin. Hidrolik presle mermi ezilimi videolarını gördüm ve çok beğendim. Buradaki linkten mermilerin parçalama makinesinde kesilişini izleyebilirsin. Sevgilerimle, Tuana. Böyle bir mail geldi ve o linkteki mermi parçalama videolarını izleyeceğiz şimdi de. Hadi başlayalım. Evet, şimdi videoya geçtik. Gördüğünüz gibi her boyuttan mermileri dizmiş eleman ve onları bu parçalama makinesine atacak. Hani hidrolik presi internette buldum ve siz de bana link atmıştınız baya. Ama bu makineyi bulamadım, yok etti lan mermiyi. Abi mermi yok etti. Bakın şimdi. Abi çıkarıp göstersin. Oho, çok iyi. Lan bildiğim metal demir gibi bir şey bu. Nasıl bunu bu kadar rahat parçaladı? Şimdi biraz daha büyüğü var. Bu sanırım keleş mermisi mi? Yok, bunun bir büyüğüydü sanırım keleş mermisi. Ya da bu mu keleş mermisi? Onlarla da aram yok ama daha önceki videolara nazaran söylüyorum. Bunu da eritti. Oğlum bu makine nasıl bir şey lan, canavar bildiğin. Lan canavar. Ve bu arada bir dakika, bu canavardan önce bir şey diyeceğim. Dün demiştim ki 24 saat içinde 10.000 like'a gelelim diye. Ve 24 saatten kısa bir sürede 10.000 like'ı geçtik dünkü videoda. Şimdi de bu videoda 24 saatte bakalım 10.000 like'a ulaşabileceğiz mi? Görelim, öğrenelim. Videoya da geri döndük bu arada. Bildiğin mermi yok ediyor. Mermiyi yok ediyor. Bu gerçek mermi sanırım. Kuru sıkı mermisi de değil. Hani aradaki farkı da bilmiyorum aslında ama bilen varsa yazsın. Gerçek mermi mi yoksa kuru sıkı mermisi mi bunlar? Ama bu kadar büyük kuru sıkı mermisi olması da imkansız bence ya. Bir dakika bakalım ya. Tamamdır tamamdır, bildim bunları. Bunlar şeymiş. Kuru sıkı. Biliyorum bu mermileri, doğrudur. O zaman burada gördüğümüz mermilerin hepsi gerçek mermiler. Ve bayağı da eziliyor. Bu hidrolik preste ezilmeyen tank, anti tank mermisi vardı. Tank savar mermisi. Onu da sizin sayenizde öğrendim. O mermiyi acaba buraya atacak mı diye merak ediyorum ben bu adam. Eğer onu atarsa bence makineyi kırar. Bildiğin çünkü taştan yapılmış gibi bir şeydi o ya. Bunu tamam rahat iyi güzel eziyor kolayca ama onu ezemez bence. İmkanı yok onu ezmesinin. Biraz daha büyük mermi. Şimdi altına ne olduğunu yazsaydı keşke. Bak anti tank mermisi de varmış sanırım videoda. Açıklamada yazdığına göre anti tank, sniper ve AK-47, yani keleş mermisi varmış. Kraker gibi ezdi. Abi kraker gibi parçaladı be. Yok artık. Bu adam, aha sanırım buydu anti tank, bu muydu? Büyük ihtimal buydu anti tank. Ama bizim hidrolik presteki böyle değildi. Hidrolik presteki bu kadar küçük veya bu kadar dandirik bir şey değildi. Bakalım buna ne yapacak makine? Bak bak, makine bozuldu. Makine bozuldu, bak bu dandirik şeyi bile parçalayamadı. Dedim size ben yapamaz diye. Bunu bile parçalayamadı yani. Acaba bu adam içinden barutunu falan çıkarıyor mu? Patlama riski var mıdır? Ancak bir delik açabilmiş. Öncekiler gibi yapamadı. Dedim ben yapamaz diye zaten. Bütün mermilerin kalıntısı burada. Şimdi de Shredder'dan böyle oyuncak ayıların falan parçalanışını izleyeceğiz. Son hali acayip abi şimdi bak. Makine parçalıyor ya, aşağı atıyor oyuncak ayıyı. Ama yok oluyor oyuncak ayı. Aa şey gibi lan, ışık gibi açtı. Beklemiyordum böyle olmasını. Aa, oyuncak ayıyı göstermiyor. Neyse, tenis topu.
Of be. Oğlum acayip satisfaction değil mi? Haz veriyor bildiğin izlemesi. Şunun gelişine bak şöyle. Harika bir şey ya. Bu cihazdan bende olsa var ya. Bütün eski şeyleri böyle parçalardım lazım olmayan. Abi çok güzel bir Rubik küpüymüş lan. Parçaları sağa sola sıçrayacak büyük ihtimal. Aynen. Direkt kendi sıçradı parçalardan önce. Niye oraya kamera logosu koydu? Çektiği kamerayı mı gösteriyor? 1500 FPS. Güzel. 1500 FPS'li kamera güzel. Benimki en fazla 24 mü ne çekiyor? Dedim size bak sağa sola sıçrayacak diye. Ağzına sıçtı Rubik küpünün. Pahalı bir şeye de benziyor abi bu. Gayet güzel ama ya yaptığı. Adamın kontenti gayet iyi. Ama bu cihazı sanırım kendi yapmış. Çünkü bunu bulabilir mi acaba ya? Shredder. Benim bildiğim bunlar sadece kağıt için vardı ve oyuncak ayımız geldi. Şimdi oyuncak ayının ilk hali arkadaşlar bu. Şimdi son haline görelim. Başlıkta yazdığına göre çok değişik bir şey olsa gerek. Birden fazla oyuncak ayı koyuyor ama. 1, 2. Bu kadar mı? Videonun sonuna saklayacak herhalde. Kibrit koydu. Aa ben alev alır sandım ya. Alev alır sandım, heyecanlandım bir an. Abi şu sahneden görüntüsü çok iyi değil mi? Aha manyak. Manyak. Manyak herif. Ne yapıyor lan bu salak? Oha. Abi. Ya abi bildiğin alev alsın diye üstüne çubuktan ateş tuttu, manyak insan. Abi yok artık, bu kadar deli insanlar var mı ya? Lan bayrak düşüyor. Az kalsın balkonumdaki bayrak düşecekti ya. Bakın bir daha izliyoruz. Abi manyak herif ya. Salağa bak ya. Bak bütün eli alev aldı orada. O eli bir yanmıştır var ya. Geri zekalı. Hani harbi kaliteli bir geri zekalı. Ama ben de yapmak isterdim bunu var ya. Ama bununki gibi geri zekalıca değil. Çok uzun bir çubukla yapılır bu ya. Direkt şu kadar uzunlukta çubuğu ben hayatta yemez. Aa video bitti. Şimdi de 1000 derecelik bıçak yapacak. Bunu da hidrolik preste ezecekmiş bizim eleman. Merak ettim vallahi. Daha önceden yakmış ama bu bıçağı daha önceden yakmış çok belli. Bunların adını unuttum yine ya. Yorumlarda yazarsınız arkadaşlar. Vallahi unuttum. Oha. Çok rahat eziyor lan. Onu bir şeyle sabit tutsa direkt böyle içine geçirir onu. Hem de çok rahat bir şekilde geçirir. Bu kadar da basit olmaz bence yani. Ha pardon, bundan daha basit olur hatta. Şimdi başka bir bıçağı yapıyor sanırım. Onu dik tutman gerekiyor ya, bak sinir oldum. Daha önce bowling malzemelerinin şeyini izlemiştik biz. Parçalanışını ama bowling topu böyle parçalanmıyordu. Bu videonun thumbnail'inde parçalanıyor gibi görünüyor. Merak ettim, bakalım buna da. Vallahi merak ettim. Bu da sağlam bir ahşaptan yapılmış, Allah var. Gayet sağlam bir ahşaptan yapılmış. Hadi bowling topuna geç. Beklemek istemiyorum, bowling topuna geç. Aha bowling topu. Shaft. Shaft'ını. Tövbe tövbe. Abi gidiyor lan. Gidiyor. Gözümü alamıyorum bir saniye. Nasıl parçalandı öyle? Cidden gözüm gidiyor şu anda olayın içine. Olayın içine gözüm kaçıyor. Heh. 2-3 parçaya böldü. Hatta daha fazla parçalar da vardır büyük büyük. Tamam bu kadardı bu herhalde. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Tam şurada çıkan videoyu da izleyerek kadınların gerçek yüzünü görebilirsiniz. Dün de söylemiştim, fazla kişi bakmamış.
Tam şuradaki video bak, üstteki, alttakine tıklayarak kanalıma abone oluyorsunuz. Üsttekine tıklayarak da videoyu izliyorsunuz. Kesinlikle izlemeyi unutmayın. Ben ışınlanıyorum.